Bu dosyayı yanlış yere kaydetmişsin. Cemre. Hollanda'ya gönderilen raporun iç yazışmalar klasöründe işi ne? Oraya mı koymuş? Biraz dikkat ama. Düzelteyim ben. Tamam, ben yaparım. Sen işine bak. Ne oldu? Yok bir şey, gözüm daldı. Ya benim de fikrimi soracak olursam kesinlikle daha iyi olacağını garanti ediyorum. Tamam hocam. Oo, Cemre Hanım da gelmiş nihayet. Merhaba. Kusura bakmayın, ilk defa geç kaldım. Problem yok. Hallettim. Sizi de arayamadım. Özür dilerim. Atilla Bey'e çok üzüldüm. Başınız sağ olsun. Teşekkürler. Ne haber? Ne yapıyorsun? Serap Hanım'dan iş öğreniyorum. Çalışıyorum işte. Haberi Cemre'ye de verelim mi? Yeni şirketi Sinan Er Holding'den yürüteceğiz. Öyle mi? Biraz zor oldu ama sonunda ikna ettim canım. En azından yani işler oturana kadar tek merkezden yürütmeyi kabul etti o da. Yani? Yani sen de bizim binaya taşınıyorsun. Bundan sonra daha sık görüşeceğiz. Oğlum ben çok geç kalıyorum. Görüşürüz. Geliyorum ben. İyi günler. Hoşça kal. Telefonun. Efendim anne. Cemre. Nasılsın bir tanem? Çalışıyorum anne, ne oldu? Bu ses ne şimdi? İnsanı aradığına pişman ediyorsun ha? Anneciğim çalışıyorum şimdi. Sonra konuşalım mı? Meşgul etmeyeceğim ben yavrum. Bir şey söyleyip kapatacağım hemen. Hüsük akşam bizi yemeğe davet etti de. Aa, niye? Zeynep işe girmiş de onu kutlamak için. Ben de tamam dedim. Akşam çok geç kalma olur mu yavrum? Oyalanma. Ya niye bana sormadan tamam diyorsun? İstersin diye düşündüm. İstemiyorum. Ara söyle gelemiyoruz de. Ayıp olur kıza yavrum. O istemiş bizimle beraber kutlamayı. Sözle verdim adama şimdi. Söz verdiysen sen git anne, ben gelmiyorum. Aa Cemre. Bakıyorum da huysuzluğun üstünde ha. Ondan değil. Yani anlatırım sonra. Hadi kapatıyorum. Şimdi boşaltıyoruz odanızı. Serap hazır, siz toplantıdayken buradaki dosyaları da gösterdi bana. Tamam tamam, acele et. Taşınma işi ne zamandır konuşuluyor? Bugün gündeme geldi. Ebru'nun teklif etmiş. Bana da olabilir gibi geldi. Benim de gelmem uygun mu sence? Yani zaten beni istemezler. Yo, Barış özellikle gelmemi istiyor. Merak etme Cemre. Orada da bir tek bana sorumlu olacaksın. Bir de hep yüz yüze olacağım onlarla. Barış benim ortağım Cemre. Benimle çalışım sürece mutlaka onlardan birinden birini göreceksin, öyle değil mi? Öyle de işte. Cemre, şu ortak dosyalara da bir bakalım istersen. Tamam. Hanım buyurun, hoş geldiniz. Ay Hüseyin Bey, nazik davetiniz için çok teşekkür ederiz ama biz bu akşam gelemeyeceğiz. Ya, niye? Cemre ile konuştum da biraz önce. Bu gece mesaiye kal demişler, o da tamam demiş. Yeni girdi biliyorsunuz işe, dün bir, bugün iki. İtaatsizlik olmasın diye hiçbir şey diyememiş yavrucak. Sözün özü, biz bu akşam gelemiyoruz Hüseyin Bey. Siz baba kız gider kutlarsınız güzel güzel. Hay Allah, çok üzüldüm. Alacağımız olsun ama
Başka zaman mutlaka bir yerde birlikte bir yemek yiyelim. Kısmet. Tekrar teşekkür ederiz. Zeynep'i de çok kutluyorum. Siz söylersiniz artık. Söylerim tabii. İyi günler diliyorum. Size de. Gülten teyze neden ayrılmış kocasından? Bilmem. Ayrılmamış galiba. Vefat etmiş kocası. Öyle mi? Bilmiyorum. Ben esnaftan öyle duydum yani. O zaman öyledir. Sen nereden çıkardın ayrıldığını? Bilmem. Tahmin ettim. Yani sonuçta kızıyla yalnız yaşayan bir kadın. Biliyor musun? Çok takdir ediyorum onu. Çalışkan kadın, dürüst. Tek başına pırıl pırıl bir evlat yetiştirmiş. Biliyor musun? O mahallede bir tane daha onun gibi yok. Herkesin ayrı bir hikayesi var. Evet tabii. Ayrılıklarda çocuklar da kendi hikayeleriyle büyüyorlar. Ben senden hiç ayrılmak istemedim biliyorsun. Oturma iznim bittiği için geri dönmek zorunda kaldım. Babacığım, bizimle ilgili söylemedin. Annen sen küçükken burada yaşamak istemedi. Oradaki koşuşturmasını özledi. Seni de bırakmadı bana. Haklı tabii. Kim ayrılmak ister ki çocuğundan? O ayrılmak istedi benden. Babacığım, bana anlatma. Sen bana uzaklığını hiçbir zaman hissettirmedin. Ben başka hikayelerden bahsediyordum ama artık bahsetmekten vazgeçtim. Çünkü buraya işimi kutlamaya geldik. Seninle gurur duyuyorum kızım. Teşekkür ederim babacığım. Söylemiyorsun sabahtan beri. Hayret bir şeysin ya. Nasıl tutuyorsun bunu içinde? Söyleyip de senin de bütün gününü berbat etmek istemedim. Hey Allah'ım ya. Kuzey de tam oradan geçecek zamanı buldu yani ha. Öğrendi öyle mi şimdi her şeyi? O moral bozukluğuyla anlatıverdi. Aferin Cemre ya, aferin kızım. Anne boğulacak gibiydim o an. Birine söyleyip rahatlamak istedim. Tam adamını bulmuşsun, tebrik ederim. Zaten gördü, anladı. Ne diyorum sana, adamı ben aldım elinden. Hadi bakalım, artık duymayan kalmaz. O Handan olacak kadın sırf inadından bütün mahalleye ilan eder. Merak etme, Kuzey kimseye söylemez. Ne biliyorsun? Biliyorum, söylemez. Ya kızım Zeynep de görmüş ya, hiç mi merak edip sormayacak? Allah'ım, bir de o kız duyacak şimdi, öyle mi? O babasına, babası esnafa. Ben nasıl bakacağım bu insanların yüzüne? Eh Kazım ya, ben sana dolaşma ayak altında demedim mi? Ulan ben bunun hesabını sormaz mıyım sana? Anne tamam, bırak arama. Ya Kuzey hakkından geldi onu zaten. Hem endişelenme, o kimseye söylemez vallahi bak. Nasıl güveniyorsun sen ona bu kadar? Kuzey o, Kuzey. Anne, düşünsene. O bir sırrı tutmak uğruna geleceğini karartmış bir adam. Yani tamam işe yaramazın biri belki ama bazı bakımlardan başkalarına taş çıkartır. Ne? O da doğru ya. Söylemez değil mi? Söylemez anne, rahat ol. Hadi çok acıktım ben. Sofrayı kuralım.